İstanbul trafiğini rahatlatması hedeflenen 3. köprünün çalışmaları da sürüyor. Fransız mimar tarafından çizilen ilk taslak proje kamuoyuna duyuruldu. Üzerinden raylı sistemin de geçeceği köprü birçok ilke imza atacak. İşte ayrıntılar. İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün ilk taslak projesi kamuoyuna açıklandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, pek çok ilki barındıran köprünün mimarının Fransız olduğunu dile getirdi. 3. köprüde Boğaz'daki diğer iki köprü gibi asma olacak. Köprünün ağır yükü taşıması için yatay kablolarla desteklenmesi planlıyor. 3. köprünün üzerine raylar da döşenecek. Böylelikle köprü dünyanın en uzun raylı asma köprüsü unvanını da alacak. 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Ne zaman Sancaktepe, Çekmeköy, Üsküdar metrosu bitince aynı zamanda 3. köprü ve otoyol da bitecek. O da buradan geçiyor. O da Çekmeköy ile Sancaktepe arasından geçiyor. Köprüde 8 şerit, 2 de raylı sistem hattı yer alacak. Köprünün yaklaşık maliyeti 4,5 milyar lira olarak hesaplandı. Yüklenici firmanın ihale sözleşmesi gereği inşaatı 36 ay içinde tamamlaması bekleniyor. 3. köprünün 2015 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.